أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلى الله عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المسلين صلى الله تعالى عليه وسلم Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Rabbim ölünceye kadar bizleri, evlatlarımızın neslimizi de kıyamete kadar hep imanlı, Kur'anlı, namazlı, abdestli eylesin. Allah istikametten ayırmasın. Namaz kılmayan çocuklarımız varsa, torunlarımız, yeğenlerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, onlara da tövbe nasip eylesin. Namaz kılma şerefini, güzelliği nasip eylesin. Amin, amin, amin. Bismillah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ramız hadis kitabında geçiyor. Böyle gerçekten önem arz eden ama bir o kadar da insanı titreten, üzen, sıkan, ağlatan, acaba ben de burada mıyım diye sorularla beraber yaklaşımımızı sağlayan, aman ya Rabbi sen muhafaza ile dua ettiren bir hadisle başlamış olalım. Dostlar, sevgililer sevgilisi, liderimiz, önderimiz, bizler anamızdan babamızdan çok acıyan, ümmetim, ümmetim diye geldiği günden ölünceye kadar sonrasında da kıyamete kadar ve kıyamet gününde de yine aynı şekilde bizlere efendim liderlik önderlik yapacak olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala Celle Celaluhu'nun göstermiş olduğu efendim hakikatlerden yola çıkarak ona açılan pencerelerden yola çıkarak buyuruyor ki seayetiyen nas zamanun İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki Allah'a ekber. iki nokta üst üste. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki ileride ben daha onları görmedim ama Allah'ımız Celle Celaluhu bana bildiriyor. Ben de bu noktada bilgi veriyorum size. Aman dikkat edin. Aman dikkat edin bu noktalara düşmeyin. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek uyarıyor. Uyarıyor, uyarıyor bütün hadis-i şerifleriyle beraber uyarmış. Bize efendim cennet yollarını göstermiş mübarek. Bizim için zaman gelmiş, ağlamış, gözyaşları dökmüş. Ve sizin için şundan ötürü korkmuyorum fakirliğiniz, açlığınız. Ben sizin dünyaya efendim çok bağlanmanızdan korkuyorum buyurur. Dünya, dünya, dünya nasıl yapıyorsa bizi böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korkacak hale getiriyor. Şimdi aziz şerifimize tekrar dönüyoruz. Buyuruyor ki mübarek, insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki La yebka minel Kur'an illa rasmuhu Ramuz hadis kitabında 301. sayfada ve birinci hadis olarak Orada sayfalarda 1, 2, 3 diye efendim hadis numaralı numaralandırılır ve en birinci, en üstte gelen hadis şeriftir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların üzerine öyle bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim'in ancak ve ancak resmi kalır o dönemde. Yani fotoğraf, Kur'an var mı? Var. O güzel bir şekilde ciltlenmiş efendim ve sayfaları harika e, kuşe kağıdından efendim renkli bir şekilde yazılmış, dizayn edilmiş, kimisi bilgisayar efendim çıktılı olmuş vesaire. Harika bir Kur'an-ı Kerim. İçerisini bilmiyoruz, okumuyoruz. Okusak da uygulamıyoruz. Haberimiz yok. Allah bizi affetsin. Allah bizi affetsin. Yani Kur'an-ı Kerim'in o zaman nesi kalmış oluyor? Sadece fotoğrafı kalıyor, resmi kalıyor. Kur'an var mı? Var kardeşim. Kur'an-ı Kerim olmaz mı? Başımın tacıdır. Yalan söylüyorsun. Başının tacı Kur'an-ı Kerim'in dediklerini yapmıyorsun. Yani tedavi olmak için bir doktora gidiyorsun. Yazmış olduğu reçeteyi uygulamaya alıyorsun. Uygulamayı almasan biliyorsun ki hastalığın efendim iyileşmeyecek. Şu andaki bizim maddi manevi hastalıklarımızın reçetesi Kur'an. Tedavisi Kur'an. Doktoru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü o zaman insanların sadece Kur'an-ı Kerim'in resmine bakmaları söz konusu olacak. Resmiyle ilgilenecekler. Bazen de öyle oluyor mesela. Gerçekten güzel takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmaları yapılıyor. Efendim sesler güzel, makamlar güzel, tiz sesler güzel çıkıyor böyle harika. Bir de bunun bir tık altı veya bir tık üstü ne olmalı? Şu okumuş olduğumuz ayet-i celillerde Rabbimiz ne buyurdu? Rabbimiz ne buyurdu? Yani kendisini takdir etmiş olduğum efendim eee sanatçı adı altında olan bir hanımefendi örtüsüyle güzel efendim Kur'an-ı Kerim'e e, kendisinin kendisini bağlamasıyla beraber bıraktı diğer hayatı hepsini ve bakıyorum her sabah YouTube'da seher vakti programıyla beraber Kur'an-ı Kerim açıyor ve efendim belki yüzlerce de takipçisi var maşallah la kuvvete illa billah onlarla Kur'an-ı Kerim'in bir suresini sabahleyin sabah namazından sonra efendim ders olarak işliyor. İşte olay bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ile alakalı güzel dersler var. Bunlarla ilgili dersler yapmalı. Evimiz bunlarla ve efendim gülmeli, nurlanmalı, efendim bereketlenmeli. Yoksa cız 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 efendim işte efendim diziler bilmem neler toplar hoplar e, gitti mübarek efendim dinimizdeki olan o Kur'an-ı Kerim'in sevdası. Muhammed İkbal ne güzel diyor. Din, aşktır diyor, aşk. Allah bu aşkı bize versin, gönlümüzü bu aşkla doldursun. Yani öyle bir hale gelelim ki böyle efendim, her yere bakınca Kur'an'ı görelim, İslam'ı görelim, Hazreti Muhammed'i görelim, efendim, dinimizi görelim, bize adeta bu noktada Kafayı yemiş desinler. Desinler kardeşim ne yapalım yani. Büyüklerin dediği gibi efendim deli olmadan veli olunmuyor. Deli olunmadan veli olunmuyor. Allah'ın dostları neler dediler. Hasan-ı Basri Hazretleri Mübarek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim zamanında yaşamış sahabe-i kiramı görüyor. Sahabe-i kiramı görenlere ne deniyor? Tabi'in. Tabi'in. Sahabeyi görmüş. Sonra da Hasan-ı Basri Hazretleri gören kimseler var. Onu gören kimseler de tebe Tabi'in deniliyor. Tabi'ini görenler de Tebe-i Tabi'in deniliyor. Hasan-ı Basri Hazretleri sahabeyi gördüğü için tebe Tabi'in ondan sohbet isterlermiş. Bir gün sohbetinde dayanamamış mübarek demiş ki ben öyle sahabeleri gördüm ki mübarekler siz bugün onları görseydiniz deli derdiniz. Ama onlar da sizi görselerdi aradan çok geçmiş yani şöyle bir en fazla 20 senelik 30 senelik bir farklılık var efendim. Sahabe-i kiram diyor sizi görseydi tebey tabine söylüyor bunları. Onlar da size korkarım siz Müslüman değilsiniz diyeceklerdi. Çok değiştiniz diyor yani. Çok İslam'dan uzaklaştınız. Allahu Ekber. Yani sahabeyi gören tabiini, efendim gören tebeyi tabiine böyle bir söz söyleniyor. 1400 sene sonrasında bizi görseler mübarekler acaba ne derler? Allah hepimizi affeylesin. Rabbim istikametten ayırmasın, elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın. Ve devam ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. وَلَا مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا İslam'dan da ancak ismi kalacak. Dinin İslam. Ya, ya kardeş İslam'la hiç alakan yok senin ya. Ne efendim üstün başın İslam'a uygun, ne yaşantın İslam'a uygun, ne evin İslam'a uygun. Efendim ne çocuktan İslam'a göre efendim yetiştiriyorsun. Zaten sorsalar kafadan ben modernim deyip öyle bir hale getirmişler ki getiriyoruz yani. İslam'ın istediği bir sefer örtülü örtülü değil yani. Geçen bir hoca efendi dayanamıyor öyle söylüyor. Ebu Cehil'in karısı bile efendinin böyle örtünmedi diyor ya. Yani ört bu kadar mı olur yani yoldan çıkma. Rabbim sonunda hayır getirsin. Allah Celle Celaluhu gerçekleri görüp de bu sokaktaki kadınların da Tövbe etmeler nasip eylesin. Utanırdı burnunu göstermekten süt kızımın gösterdiğinin kefen mahrem diyor. Kızım öyle yerlerini gösteriyor ki ancak kefen görebilir, kefen bezi görebilir. Hakikaten Fatıma annem için söyleniyor. Neden efendim doğrudur bilmiyorum ama Fatıma annemiz vasiyet olarak diyor ki Beni karanlıkta gömün ki kabre koyarken kimse kefenli halimi dahi görmesin. Şimdi kabre gideriz. Kadınlar, yaşlı, genç hiç fark etmez. Defnedileceği zaman o tabutun üzerinden çıkan efendim yeşil örtü kabre doğru örtülür ki kabre hanımı koyan kimseler ya çocuğudur ya kardeşidir böyle en yakınlarıdır. Yani ona mahrem olan kimselerdir. Namahrem görmesin diye orada çünkü kadının olabilir işte kolunurken falan böyle efendim, bedeni belli olabilir. Göğüs kısmı falan filan diye. Bunlar görünmesin diye oraya böyle yeşil örtü tutulur. Siz koyun iki üç kişiye neyse çocukları falan diğer gelen kabre efendim iştirak eden erkek cemaat bunu görmesin diye. Ölüye böyle yapılıyor. Diri, kardeşim ölüye yani yanlışlıkla görsen zaten ölüdür. Herhangi bir şekilde şehvet duymazsın, yanlış yapmazsın. Diri niye böyledir? Allah hepimizi affeylesin. Kabre gidiyor hanımefendi başını örtüyor. Kabirden sonra başını açıyor. Ölüye kapan, diriye açıl. Hangi mantık bu ya? Hangi mentalite? Hangi bir dünya? Allah Celle Celaluhu hepimizi affeylesin. Affeylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği ne kadar da doğru. Günümüzde sanki ondan hepsini yaşıyoruz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor bizlere. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki Öyle bir zaman gelecek ki insan sabahleyin mümin, akşam kafir olacak. Akşam mümin, sabah kafir olacak. Azıcık bir dünya karşılığında dinini satacak buyuruyor. Evet. Yorumlar yapılıyor. Yorumlar dinliyorsunuz. Yorumlarda böyle isyan kokuyor. Allah'a karşı gelmeler. Türkiye irtica hortlayacak. Türkiye'ye İslam gelecek. Kim söylüyor bunu? Adı Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin olanlar. İnsan Kur'an'ın gelmesini, İslam'ın gelmesini istemez mi? İster hocam. İstemeyen ne olur? İstemeyen de karşı tarafa düşer. Rabbim elimizden tutsun. Allah'ım sana yalvarıyoruz ya Rabbi ne olursun bizi bu fitnelere düşürmeden canımızı imanla, Kur'an'la, şehadetle efendim alıver huzuruna güzel bir şekilde nasıl razı olacaksan o şekilde gelebilmeyi de nasip eyle ya Rabbi. Korkuyoruz Allah. Im. Elimizden tut Allah'ım ne olursun. Bütün günahlarımızdan tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. El-Azim, El-Kerim, El-Rahim, el la i̇lahe el <laughs> haye Günde en az 100 kere Estağfirullah diyelim en az. Ve Estağfirullah derken şöyle içimizden, kalbimizden şunu da geçirelim. Allah'ım, şu ana kadar yaptığım ne varsa hepsinden ötürü özür diliyorum. Hepsinden ötürü özür diliyorum. Rabbim tertemiz bir sayfa açabilmeyi nasip eylesin. Sayfalarımızı kirletmeden huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Ne mutlu o kimseye ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın buyurduğu gibi Etta'ibu mine zembe kemen la zemb Günahlarından tövbe eden kimse, samimi tövbe Allah'ım yaptım ya yaptım Allah'ım, huzuruna gelecek yüzüm yok Allah'ım deyip de böyle düşünen kullarından tövbe eden kimse oldu mu? Allah Celle Celal o tövbeden öyle razı oluyor ki öyle memnun oluyor ki sanki günah işlememiş gibi tertemiz yapıyor onu ve efendim huzuruna öne alıyor. Evet. Çok yanlış yaptık. Allah hepimizi affetsin. Yani büyük günah işledik, küçük günah işledik, görüntülü işledik, görüntüsüz işledik, gizli yaptık, aşikarı yaptık. Rabbim bütün ne yaptıysak hepsini bağışlasın. Huzuruna tertemiz gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Şu çorabımızdaki ufacık bir sökükten, yırtıktan falan utandık da Allah'a karşı günahlarımızdan utanmadık. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bizleri istikametten ayırma ya Rabbi. Allah'ım yanlışlarımızı görür görmez hemen Hemen sana dönmeyi nasip et Ya Rabbi. Çocuklarımıza da nasip et Ya Rabbi. Gelinlerimize, damatlarımıza, torunlarımıza, neslimize, zürriyetimize hep güzellikler nasip et Ya Rabbi. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Vazif Şerifimizle beraber bitirmiş olalım. Bir gün sahabe-i kirama soruyor. Bugün hanginiz oruç tuttu? Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu Anh ben diyor. Mübarek devam ediyor. Bugün hanginiz bir kardeşinizin cenazesine katıldı? Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu ben diyor. Bugün hanginiz bir fakirin karnını doyurdu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Hz. Ebu Sıddık radıyallahu ben diyor. Bugün hanginiz bir hasta ziyaretine bulundu? Yine Hz. Öbekir Sıdık'ı ben diyor. Allahu Ekber. Mübarek nasıl hayırlarda koşuşturulmuş. Orayı boş bırakmıyor, orayı boş bırakmıyor. Bu bana yeter demiyor. Yani Hz. Öbekir Sıdık radıyallahu anh'ın konumunu biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la mağarada arkadaş olmuş. Dünyada cennetle müjdelenmiş. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki hadislerinde Ebu Bekir'in imanı bir kefeye konsa, teraziye konsa, bütün kıyamete kadar gelecek olan insanların imanları bir teraziye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır basar buyuruyor. Allahu Ekber. İşte Ebu Bekir bu. Sıddık radıyallahu anh ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bu kadar soru sorduktan sonrasında hepsini ben, ben, ben diyen kimse, bu güzel davranışlar kimde bulunsa o mutlaka cennete girer buyuruyor. Rabbim bize de açları doyurabilmeyi, hasta ziyareti yapabilmeyi, cenazelere katılabilmeyi, birilerinin dertle ilgilenip inşallah onların efendim dertlerine derman olabilmeyi, onları oh rahatlattın beni, Allah da seni rahatlatsın diye dualar alabilmeyi nasip eylesin. Ne güzeldir insan böyle efendim faydalı olursa, çevresine faydalı, akrabalarına faydalı. Ondan sonra durdurak bilmiyor adeta. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü başka bir hadis-i şerifi var. Diyor ki insan cennet müjdesini alıncaya kadar hayra doyamaz diyor. Güzel insan. Belki burada cennet vardır, bilinmez ki. Belki burada vardır. Belki annemin güler yüzünde vardır, tatlı vardır deyip de böyle efendim Buralardan gidiyorsun, cenneti bir gün kazanacaksın inşallah. Kazanacağız inşallah. Rabbim nasip eylesin. Amin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. İbadetlerimizi, yaptığımız dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı en güzel bir şekilde dostlarından, sevdiklerinden kabul buyurduğu gibi bizlerden de kabul buyur Allah'ım. Günahlarımız var biliyoruz ya Rabbi. Elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, ayağımızla, içimizle, dışımıza yaptığımız bütün günahlarımızı bağışla Allah'ım. Tertemiz eyle bizi ya Rabbi. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle ya Rabbi. Evlatlar bizi nesimizi hayli eyle ya Rabbi. Allah'ım sana yalvarırım İstem'i bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامنا للمسلين والحمد لله رب العالمين دعالنا من كبوليشن، شن من أفضل مسيح أمة محمد الصحة والسلامة خير شن. من هاس الله فتي شر لنا الله الفاتحة Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak Celle emanet olunuz. Güzel bir haftanız geçsin. Güzel ömrünüz geçsin. Hayırlı, bereketli, uzun ömürler Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.